Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Oyun ve Gerçek. 1. bölüm. Yazan Yusuf Köksal, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Ayşenil Şamdoğlu, yapımcı Nurgök Özkale, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Emel Özlem Ersönmez, Cengiz Yıldırım Türker, Orhan Burak Tamdoğan, Zehra Deniz Baytaş, Ahmet Levent Şenbay, Levent Şahin Ergüney, Cem Murat Tüzün, Anne Nermin Uğur, Baba Hüseyin Soysalan. Bakın Hülya Hanım, bizi oyalamayın. Bildiklerinizi anlatın. Şu ışığı gözüme tutmayın lütfen. Kaç defa söyleyeceğim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bütün kuşkular kocanızın üzerinde toplanıyor. Ama siz bize yardımcı olmaya yanaşmıyorsunuz. Kocanızı çok mu seviyorsunuz? Bu cinayette sizin de mi parmağınız var yoksa? Ay, neden anlamıyorsunuz beni? Bir insanın hayatı nasıl benim evliliğimden önemli olabilir? Eğer bir şey biliyor olsam ne diye sizinle paylaşmayayım? Biz de bunu merak ediyoruz zaten. Bu kadar yalan yeter Hülya Hanım. Aksi halde sizi de suç ortağı olarak görmeye başlayacağız. Açıklayın artık. Maktulü nereye sakladınız? Anlatın lütfen. İtiraf edin suçunuzu. İtiraf edin. Hiçbir şey bilmiyorum diyorum. Bilmiyorum. Gelmeyin üstüme artık. Ne olur gelmeyin. Rahat bırakın beni. Kamera stop. Teşekkürler arkadaşlar. Herkes çok iyiydi. Emel'cim her zamanki gibi çok başarılıydın. Sağ olun Cengiz Bey. Arkadaşlar açın ışıkları. Karanlıkta mı kalacağız böyle? Bugünlük bu kadar. Hepiniz yoruldunuz. Sahnenin devamını yarın çekeriz artık. Sabah 10'da herkes burada olsun. Zehra, sen de hazırlıklarını ona göre yap. Merak etmeyin Cengiz Bey. Ha Emel, kocana söyle dizinin bir sonraki bölümünü yazmakta çok gecikmesin. Olur, söylerim. Emel, Orhan gelecek mi seni almaya? Hayır Zehra, yalnız gideceğim. Geç oldu. Seni ben bırakayım istersen. İyi olur. Seni iyi görmüyorum son günlerde. Öyle mi bilmem. Orhan'la aranız düzelmedi mi hala? Bak Zehra, sen benim en yakın arkadaşımsın. Ve başarılarını takdir ettiğim bir asistansın. İleride iyi bir yönetmen olacaksın. İşte olsun, dışarıda olsun. Hiçbir zaman senden gizlim saklım olmadı, bilirsin. Diyeceğim ben... Hadi ama çatlatma insanı. Ben, yani biz Orhan'la yapamıyoruz, anlaşamıyoruz. Bu gidişle ayrılacağız galiba. Aa, bu da nereden çıktı şimdi? Gül gibi geçiniyordunuz, ne oldu size? Olmuyor işte, olmuyor. 5 yıllık evliliği çöpe mi atacaksın yani? Zehra, anlamıyorsun beni. Biz Orhan'la ayrı dünyaların insanlarıyız. Bu da filmlerdeki sözlere benzedi şimdi. Ama tam olarak anlatamadığım bir şey var. Orhan'ın ayakları yere basmıyor. Bir hayal dünyasında yaşıyor sanki. Varsa yoksa yazdıkları. Nasıl anlatayım bilmem ki. Hep yazdığı şeylerin içinde yaşıyor. Hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yok. Bense gündelik işlerden başımı kaldıramaz hale geldim. Yoruldum, bunaldım artık. Bence abartıyorsun. Benim bildiğim Orhan böyle biri değil. Böyle biri değildi. Ben bile onu tanımakta güçlük çekiyorum, bilemezsin. Daha dün gibi aklımda, ne büyük bir aşkla evlenmiştiniz. Biriniz ünlü bir oyuncu, biriniz yetenekli bir yazar. Herkes çok imrenmişti size.
hala da imreniyor. O yazıyor, sen oynuyorsun. Ve dizi çok seviliyor. Ya evet, dışarıdan bakınca öyle görünüyor. Demek kararlısın bu konuda. Kararlı olmak zorundayım. Keşke böyle olmasaydı. Orhan hep bildiğim gibi kalsaydı, kalabilseydi. Mutlu olmayı kim istemez ki? Aa, neden durduk? Bak tatlım, başını sağa çevir. Hı. Şurada ikinci kattaki panjurlu ev var ya. Hı. İşte sen orada oturuyorsun. Aa, ne kadar dalgınım. Senin de başını ağrıttım dertlerimle. Aa, olur mu öyle şey? Çok yoruldum bugün. Bir güzel istirahat et bakalım. İyi geceler. İyi geceler Zehra. Müziği dinliyordum. Neden kapattın? Sesi çok açık. Hem de bu saatte. Komşular rahatsız olacak. Müzik olmadan çalışamadığımı biliyorsun. Komşular umurumda değil. Bak Orhan, müziğin sesi apartmanın girişinden bile duyuluyor. Sen oturup dizi film yazacaksın diye komşular. Onlar ne anlar benim işimden, hayatımdan? Çok doğru. Ben bile anlayamadıktan sonra... Nesi varmış hayatımın? Aynı şeyleri tartışmaktan bıktım artık. Sen kurduğun o güzel hayatına devam et. Benden bu kadar. Açık konuş benimle. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim çok açık. Boşanmak mı istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Bağırma. Komşular duyacak. Demek ünlü aktrist Emel kocasından boşanmak istiyor. Reklam peşinde misin ha? Saçmalama. Mutsuzum, anlıyor musun? Bunaldım artık. Diziden mi sıkıldın yoksa? Ne o, yazdıklarımı beğenmiyor musun? Yazdıklarının yaşadıklarından hiçbir farkı yok zaten. Orada da kurduğun hayal aleminde yaşıyorsun. Adamın biri bir cinayet işliyor ve polis onu yakalayamıyor. Neymiş? Adam hep ucu bırakmıyormuş. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey? Anlamıyorsun. Sen bile anlamıyorsun yazdıklarımı. Unutma ki benim kahramanlarım cinayetleri çok zekice işliyor. Hepsi de benim kadar zeki. Sen asıl bunu hazmedemiyorsun. Sarhoşsun, anlamıyorsun beni. Kendine dikkat et de biraz içme. Demek Emel Hanım yazdıklarımı beğenmiyor artık. Evet, beğenmiyorum. Eskiden böyle değildin sen. Halk beğeniyor ama. Yalnızca merak duygusu yaratıyorsun ve insanlar konunun nereye varacağını bilmek istiyor. Hepsi bu kadar. Benim yazdıklarımda hayatın ta kendisi var. Benim yazdıklarımda zeka var. Of Orhan, lütfen. Yine aynı şeyleri tartışmaya başlamayalım. Çok yorgunum, uyumak istiyorum. Hayır, dinlemeni istiyorum. Dinle beni. Ne yaptın? Konuşabildin mi Orhan'la? Konuştum ama ne fayda. Köşedeki ışıkları biraz daha yukarı alalım. Günaydın. Levent de geldi, kadromuz günaydın. Tamamlandı. Günaydın. Sabah sabah trafikte ceza yedim. Niye? Ne oldu ki? Dönerken sinyal vermemiş. Şans bu ya. Tam da arkamda ekip otosu varmış. İndim. Memur bey, ben televizyon dizisinde polis rolü oynuyorum. Yani bir bakıma polis sayılırım dedim ama dinletemedim. İsmail, kamerayı bu tarafa alalım. Ben de polis sayılırım demiş. Duydun mu canım? Polis. Şaka yaptım Ahmet. Ne var bunda alay edecek ha? En güzeli benim taktiği uygulayacaksın. Neymiş o Cem Bey? E kurallara uyacaksın. Makyaj odasına geçelim mi hemen? Orada daha rahat konuşuruz. Geçelim Zehra. Günlük rimelini kullanabilir miyim? Evden telaşla çıktım, almayı unutmuşum. Burada al. Peki boşanmadan söz açtın mı Orhan'a? Evet ama hiç oralı olmadı. Ne diyeceğim? Sakın ondan boşanmak istiyorsun diye seni öldürmesin. Aa. Öyle bakma yüzüme canım, dizide diyorum. Rolüne son vermek için bir trafik kazası falan yazmasın sana. Bana bu kadar önem verse keşke her şey yolunda olurdu. Sabahki halini görmeliydin. Yine çalışma masasında içkiden sızıp kalmış. Hep böyle. Bütün gün uyuyor, gece de sabaha kadar içiyor. Beyefendi ancak böyle üretken olabiliyormuş. Bak canım, ben her şeyden önce evliliğinin yıkılmamasını isterim. Ama çare kalmadığını hissettiğin an çekinmeden bize gel. Hem Yavuz'la boşanma işini de konuşursun. Avukatım hazır desene. Nikah şahitliğimi sen yapmıştın, şimdi de kocan boşanma avukatım oluyor. Çekim başlamak üzere. Oyuncular görev yerlerine lütfen. Çekimden sonra birlikte çıkalım istersen. Bize gider biraz konuşuruz. Bugün olmaz.
Annem sürekli telefon açıp seni özledik diyor. Onlara uğrayacağım. Vay. Haniymiş benim canım kızım. Oo, babacığım. Duymamışım geldiğini. Ayakta mı duracaksınız böyle? Gel kızım, gel. Oturalım şöyle, gel. Ben de hemen bir çay suyu koyayım. Bir şey istemiyorum anne. Gel sen de otur şöyle. Seni televizyonda devamlı seyrediyorum ama yetmiyor. Görmeyince özlüyorum işte. Ben de sizi çok özlüyorum. Ama kızım unutmadan. Karşı komşunun çocukları senin imzalı fotoğrafını istiyorlar benden. Okulda arkadaşlarına göstereceklermiş. Tamam anneciğim, tamam, imzalarım. Soğuk bir şeyler getirseydim, karnın açma. Hayır anne, zahmet etme. Ben sizinle biraz konuşmak istiyorum. Bildim. Babacığım, torunun yolda diyeceksin ha? Hayır babacığım. Söyleyeceklerimin sizi üzeceğini biliyorum. Orhan'la ben anlaşamıyoruz. Evliliğimiz yürümüyor. Kavga mı ettiniz yoksa? Dur bir dakika. Olur böyle şeyler kızım. Her evlilikte ufak tefek kavgalar olur. Sonra da unutulur gider. Ne demiş Ziya Paşa? Hafızayı beşer nisyan ile maluldu. Ayol, bütün bu önemli lafları Ziya Paşa mı söylemiş? Uyduruyorsun bey. Sizi öyle çok seviyorum ki. Sizi üzmek beni kahrediyor. Ama mesele basit bir kavgadan ibaret değil. İstersen ben bir konuşayım Orhan'la. Dur bey, dur. Orhan eski bildiğimiz Orhan değil baba. Hem benden hem yaşamdan koptu. Sen hep evlilik kutsal bir müessese dersin ya. Bizimki bırak kutsallığı, müessese bile olmaktan çıktı. Anne, ağlamayacağına söz ver bana. Hayır, ağlamıyorum bakalım. Ben de evliliğimin mutlu gitmesini isterdim. Çok uğraştım ama başaramadım. Canım kızım, sen bizim biricik varlığımızsın. Senin mutluluğun bizim mutluluğumuz. Evlilik zor zanaattır. Şartları sonuna kadar zorladıysan yapacak bir şey yok. Medeni bir şekilde ayrılmak da evlilik kadar önemlidir. Bu senin evliliğin, bize laf düşmez ama biz her zaman senin yanındayız. İstersen son bir kez daha dene. Yok olmuyorsa annen de baban da burada. Hem burası senin evin. Böyle davranacağınızdan kuşkum yoktu zaten. Doğru ya, burası senin evin. Ay, sizden ayrılmak zor ama ben kalksam iyi olacak. Daha yeni geldin, hemen kalkıyorsun ha. Yemeğe kalsaydın. Yolum uzun anne, hem yeni bir mesele çıkmasın evde. Dur. Tatlı kızma, bir şarkı çalmadan uğurla. Nerede benim kemanım? Sizinle konuşunca içim rahatladı. Dur bak dinle. Unutturamam. Seni hiçbir şey, hadi hanım, unutursam da ben, unutursam da ben. Derdi başından aşkın. Sen kalkmış ona hüzünlü aşk şarkıları söylüyorsun ayol. Oo, bakıyorum Emel Hanım evimizi teşrif ettiler. Ne zaman ayıldın, içkiye ne zaman başladın anlayamıyorum. Sarhoş değilim, aklım başımda benim. Seninle oturup sakin konuşmak istiyorum. Gayet sakinim. Evet, seni dinliyorum. Sen kendinin farkında mısın Orhan? Kaç zamandır dışarı çıktığın yok. Ben diretmesem tıraş bile olmuyorsun. Her şeyden koptun, uzaklaştın. Çok mu mutlusun bu halinden? Mutluyum tabii, ne varmış ki halimde? Yazdıklarımla zeka dağıtıyorum insanlara. Ay. Onlara yeni kapılar açıyorum. Yine aynı konu. Sen buna kapı açmak mı diyorsun? Faili yakalanamayan cinayet öyküleri yazmayı kapı açmak mı sanıyorsun sen? Bir cinayet işte de gör bakalım. Polis 2 günde tepende biter. Senin derdin ne ha?
Hani beni seviyordun ha? Hani bana büyük bir aşkla bağlıydın? Şu anda karşımda duran Orhan'ı sevmiyorum ben. Aklı başında, ayakları yere basan Orhan'ı seviyorum. Ne yapmalıyım peki? Ne kadar gerçekçi olduğumu kanıtlamak için cinayet mi işlemeliyim? Ustaca planlanmış bir cinayetle polisin kafasını mı karıştırmalıyım? Ay saçmalıyorsun. Ne oldu biz anlamıyorum. Alo? Emel'cim ben Cengiz. Yarınki çekime bir saat erken başlayacağız. Bölümü bitirmek zorundayız. Tamam peki. Büyük yazara selamlarımı sunarım. Hoşça kal. İyi geceler. Kimdi o? Yönetmen Cengiz Bey. Niye arıyor bu saatte seni? Şimdi de kıskançlık krizi mi çıktı başıma? Bak, al sana güzel bir konu. Adam kıskançlık kriziyle karısının sevgilisi sandığı kişiyi öldürür ve tabii hiçbir ipucu bırakmaz. Evden çıkmıyorum diye her şeyden habersiz olduğumu sanma. Bugün çekimin erken bitti ve sen eve bu saatte geliyorsun. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Biri mi var diyorum, açıkça söyle bana. Büyük zeka bu kadarını çözmeye yetmiyor demek. Son günlerde çok acımasız davranıyorsun bana. Normal zekadaki biri bile işin içinde başka biri olduğunu anlar. Eğer seni rahatlatacaksa söyleyeyim, başka biri yok. Böyle düşünmene gerçekten şaşıyorum. Bu bile beni anlamaktan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Kararlıyım Orhan. Sen böyle olduğun sürece bu evliliği yürütemem artık. Boşanmak istiyorum. Bakıyorum bu gidişle yazarlıkta beni geçeceksin. Ağzın iyi laf yapıyor. Sana boşanmak istediğimi söylüyorum. Sürekli duymazdan geliyorsun. Benim için bir hiçsin. Bir hiçsin. Git bakalım Emel Hanım. Git. Demek ben bir hiçim. Demek ben hayal aleminde yaşıyorum ha. Demek yazdıklarım zeka pırıltısı taşımıyor. Bunu sen istedin Emel. Ben yapacağımı biliyorum. Sana zekamı kanıtlayacağım. Günaydın. Günaydın kraliçem. Günaydın Emel, nasılsın? Çok iyiyim. Arkadaşlar her şey hazır. Tam 9'da başlayacağız. Levent yine yok ortada. Trafik polislerine dil döküyordur Allah bilir. Zehra bu akşam size gelebilir mi? Bu da sorulur mu Emel? Tabii ki gelebilirsin. Sizde kalmam iyi olur. Eve gitmek gelmiyor içimden. Hem Yavuz'la boşanma işini konuşmak istiyorum. İşte geldim, buradayım. Herkesin günü aydın olsun efendim. Beyim hoş geldiniz. Biz de tam bugünkü trafik cezası kurunu merak ediyorduk. İşte şimdi yanıldınız. Çünkü bugün Cem'in taktiğini uyguladım. Hata yapmama taktiği. Ben trafik polisleri adına üzüldüm. Senin müthiş konuşmandan mahrum kaldılar. Neymiş o? Bakın memur bey, ben dizide bir polisi canlandırıyorum. Ben de polis sayılırım. Kamera hazır mı? Başlıyoruz. Emel'cim bu kez de patronun öldürülmüş. Hı hı. Hülya patronunu çok seviyor. Hı hı. Bu yüzden çok üzgünsün. Tamam anladım Cengiz Bey. Ahmet emniyet amirini biraz daha babacan tavırla oyna. Ya, tamam hocam. 3, 2, 1 kamera. Amirim Hülya Hanım geldi. Hı. Hemen içeri alın. Buyurun. Hoş geldiniz Hülya Hanım. İşte tekrar karşılaştık. Şöyle geçin. Oturun lütfen. Sizinle bu şekilde karşılaşmayı ben de istemezdim. Çok zekice işlenmiş bir cinayetle daha karşı karşıyayız. Patronunuzu çok sevdiğinizi biliyorum. Üzüntünüzü de anlıyorum. İki cinayet de aynı yöntemle işlenmiş. İki maktul de bulunamıyor. Kuşkular bizi yine aynı kişiye götürüyor. Kocanıza. Hala konuşmamakta kararlısınız anlaşılan. Kocanızın şirketin %20'sine ortak olduğunu biliyor muydunuz? Evet, biliyordum. Demek biliyordunuz. Boş yere üstüme geliyorsunuz. Hiçbir bilgim olmadığını daha önce de söyledim. Kestik. Bir dakika. Emel'cim, oynadığın karakterin bu konuda gerçekten bir bilgisi yok. Daha inatla karşı çıkmalısın. Tamam, özür dilerim. Bu bölümü baştan alıp devam ediyoruz. Kocanız daha önce ölen ortağın hisselerini almak için gerekli başvuruları yapmış. Bu sizde bir kuşku yaratmıyor mu? Hayır efendim. Kocamın bir cinayet işleyebileceğine ihtimal vermiyorum. Bir karıncayı bile incitmez o. Bence kocanızı tanımıyorsunuz. Bence de siz yanlış iş sürüyorsunuz. Benim bir katille yaşayabileceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Özür dilerim kestik. Arkadaşlar ara veriyor çekime. Emel'cim seninle konuşmak istiyorum biraz.
Çekimi bozduğum için üzgünüm, özür dilerim. Lütfen üzülme. Seni neden sevdiğimi bilirsin. Birçok film çektik birlikte. Seni tanıdığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Son günlerde anlayamadığım bir dalgınlık var üzerinde. Burada zamanımızın çoğu birlikte geçiyor. Biz bir aile sayılırız artık. Bana gönül rahatlığıyla açılabileceğini söylememe gerek yok. Performansımın düşük olduğunun ben de farkındayım. Çalışmayı gereksiz yere uzatıyorum. Bunlar değil senden duymak istediklerim. Daha içten, daha yüreğinden gelen şeyler. Bakın, biz, yani ben Orhan'dan ayrılmaya karar verdim. Özel sorunlarım çekimleri etkilememeli biliyorum ama elimde değil, bazen dalıp gidiyorum. Ha bunu bilmiyordum, çok üzüldüm. Üzülmeyin, çünkü ben üzülmüyorum. Siz Orhan'ı seversiniz ama evliliğim benim için çekilmez hale geldi. Senaryoyu o yazıyor, ben de oynamak durumundayım biliyorum. Rolümü oynarken hep Orhan geliyor gözümün önüne. Daha doğrusu onun yaşamındaki anlamsızlık geliyor aklıma. Hani film faili belli olmayan bir cinayet etrafında dönüp duruyor ya, ben de öyle anlamsızca dönüp duruyorum kendi etrafımda. Yapmak istediğim küçücük şeyleri bile hayata geçiremiyorum. Beni anlayacağınızı umarak anlatıyorum bunları. Tabii ki anlıyorum. Bak Emel, dizinin izlenme oranı çok iyi. Halk seni çok seviyor. Demek istiyorum ki senaryoyu başka biri yazabilir. Ama bu rolü senden başkası oynayamaz. Hayır, bunu söylemek istememiştim Cengiz Bey. Orhan kazancını bu diziden elde ediyor. İşsiz kalmasını istemem. Yufka yürekli olduğun nasıl da belli oluyor. Onu işsiz bırakmam ben. Yapımcıyla konuşurum. Başka bir diziye transfer ederiz Orhan'ı. Yeni bölümü de tamamlasın, sonrası kolay. Yani Orhan bu durumda... Merak etme, Orhan işsiz kalmayacak. Bugün ara verelim çekime. Sen de kafanı toplarsın. Hadi göster bakalım gülen yüzünü. Bugün çekime ara verdiğimiz iyi oldu. Yaşadığımız şehirde böyle güzel yerler olduğunu unutacağız yoksa. Benim için de çok iyi oldu bu yürüyüş. Bunu almıştım çekimlerde. Cengiz Bey ne diyor bu duruma? Orhan'la aranızdaki sorunları açtın mı ona? Açtım. Önümüzdeki bölümden sonra Orhan'ı başka bir dizide görevlendirecekler galiba. Sahi mi? Canım yanlış anlama, bunu ben istemedim. Boşanacak bile olsam bir insanın hayatıyla oynamak hoş bir duygu değil. O kadar şaşırma canım, işsiz kalmayacak sonuçta. Hayır şaşırmadım. Hatta sevindim bile. Böylesi senin için daha iyi olacak. Umarım öyle olur. Orhan arıyor. Efendim. Hemen eve gel, seninle konuşmak istiyorum. Gelemem, işim var. Ne haltlar karıştırıyorsun yine ha? Beni niye başka diziye veriyorlar? Ne demek oluyor bunlar? Bilmiyorum, öyle uygun görmüşler. Bilir neler anlattın benim hakkımda. Kötü bir şey anlatmadım ben, yanlış anlıyorsun. Nasıl anlamam gerektiğini biliyorum. Benim zeki biri olduğumu unutuyorsun. Bunu sen istedin Emel. Karşıma çıkma artık. Yüzünü bile görmek istemiyorum. İsabetli bir karar vermişsin. Ben de eve gelmek niyetinde değilim. Yine mi dert çıkarıyor sana? Fazla olmaya başladı artık. Hiç sorma. Ama bugünlük kimse rahatsız edemez bizi. Telefonumu kapatırsam bana ulaşamaz. Biri bize sesleniyor. Şu çay bahçesinden geliyor galiba. Bizim çocuklar değil mi onlar? Ya. Hadi gidelim. Hem soğuk bir şeyler de içelim. Olur. Ne oldu hanım? Cevap vermiyor mu bizim kızın telefonu? Ulaşılamıyor Adnan Bey. Telefonu kapalı. Telaşlanma canım. Vardır bir sebebi. Film çekiminde olduğu için kapatmıştır. Sesini duysam rahatlayacaktım. Merak etme, merak etme. Bilmez misin kızımızı? Ne yaptığını bilir o. Çalıştı, çabaladı, tırnaklarıyla kazarak geldi bugünlere. Bizim için önemli olan onun mutluluğu ve sağlığı. Evet. Ne demiş Ziya Paşa? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ayol, bunu da mı Ziya Paşa söylemiş? Sadece bunu değil, ve dahi demiş tamam, ki. Tamam, başlama ya, tamam. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi her şeyi öğrenmiş bulunuyorsunuz. Çalışma arkadaşlarım olarak bunları bilmek sizin de hakkınız. Bizim için sürpriz oldu bu. Demek durgunluğunun sebebi buydu.
Bunu bize daha önce de açıklayabilirdin. Haklısınız, daha önce söylemeliydim ama bazı şeyler öyle hızlı gelişti ki. Yavuz, biz geldik. Hoş geldiniz. Seni gördüğüme çok sevindim Emel. Teşekkür ederim. Mutfak önlüğü pek yakışmış sana. Bütün yemekler hazır. Hemen masaya geçebiliriz. Her şey çok güzel görünüyor. Eline sağlık. Umarım beğenirsiniz. Sen şöyle baş köşeye geç Emel. Burası sanık sandalyesi mi oluyor? Ay, açlıktan dayanamayacak haldeyim. Ben başlıyorum. Zehra bana konudan söz etti. Üzülmedim desem yalan olur. İkiniz de tanıdığımız, sevdiğimiz insanlarsınız. Severek evlenmiş çiftlerin boşanmasında avukatlık yapmak tercih edeceğim bir şey değil ama neylersiniz ki, benim de işim bu. Emel çok mutsuz. Bu işi bir an önce çözmelisin. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Anladığım kadarıyla senin boşanma isteğine Orhan da karşı çıkmıyor. Evet, çıkmıyor. Ha, güzel. Bu davanın daha çabuk sonuçlanmasını sağlar. Ayrıca siz 4 yıldır evlisiniz. 5 yıl. Oldu mu o kadar? Zaman ne çabuk geçiyor. Her şey hızlı akıp gidiyor. Ama insan mutsuz olunca günler geçmek bilmez bir türlü. Neyse, biz konumuza dönelim. Evlilik süresi 1 yıldan kısaysa hakim boşamaya yanaşmaz genelde. Çiftlerin birbirlerini yeterince tanımadıklarına ve birbirlerine şans vermeleri gerektiğine kanaat getirebilir. Hakimin takdir yetkisini kolaylaştırmak için şahitlerle aranızda sıhriyet bağı olmamasına dikkat edelim. Ha? İşte şimdi avukat olduğun anlaşıldı. Ay, biz nereden bilelim sıhriyet bağını? Özür dilerim, kendimi kaptırdım, gidiyorum. Şahitlerle aranızda evlilikten doğan bir akrabalık bağı olmamalı. Akrabalık olunca herkes kendi tarafını tutabilir doğal olarak. Şahitlerden biri ben olacağım tabii ki. Problemin yarısını çözdük sayılır. Doğru düz bir şey yemedin daha Emel. Kızartmadan da alsana biraz. Tamam. Tamam, alıyorum. Peki boşanma avukatımın eşinin şahitlik yapması hukuki açıdan sorun yaratmaz mı? Hayır, yaratmaz. Sonuçta Zehra sizi tanıyan ve evlilik ilişkinizi yakından bilen biri. Hem aranızda sıhriyet bağı yok. Zehra'nın da kaderi çizilmiş oluyor böylelikle. Benim hem nikah hem boşanma şahidim. Ben bakarım. Alo? Kim dediniz? Hayır. Evet, burası değil. Kimmiş hayatım? Yanlış numara. Nerede kalmıştık? İlk iş olarak bana noterden bir vekaletname çıkartacaksın. Bunu bir an önce halletmeliyiz. Aksi halde dosyadaki belge eksikliğinden davayı açamam. Hemen yarın çıkartırım. Davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. İkinci şahidi bulamadık daha. Ay, kimse aklıma gelmiyor şu anda. Yönetmen Cengiz Bey olmaz mı? İyi yürekli bir insan. Hem senin hem de Orhan'ın mutlu olacağı bir işte yardımını esirgemez. Vallahi evet, güzel bir fikir. Şimdilik bazı ayrıntıların dışında problemin tamamını çözdük sayılır. Nafaka talep ediyor musun Orhan'dan? Yok, hayır, hiçbir talebim yok. Yeni çıkan yasaya göre edinilen malları eşit olarak paylaşıyorsunuz. Benim tek istediğim yaşantıma kaldığım yerden devam etmek ve yeni bir hayat kurmak. Hiç meraklanma. Her şey istediğin gibi olacak. Ayrıca çocuğunuzun olmaması ikinizin de lehine olacak. Az kalsın unutuyorduk. Bugün bizim dizinin yayınlanma günü. Hemen televizyonu açayım. Tam zamanında yakaladık. De teşekkür ederim. Çok güzel bir akşamdı. Yatağını hazırladım. Üzerine giyebileceğim bir şeyler de bıraktım. Tamam canım. Sabah erken kalkıp benimle step yapmaya var mısın? Varım tabii. İyi uykular. Allah rahatlık versin. Bir, iki, üç. Şimdi sağ bacağı kaldırıyoruz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Geç kalıyorsun, daha hızlı. Şimdi eller yukarıda. Ayak değiştiriyoruz. Bir, iki, üç.
Ay, benden bir, bu kadar. İki, üç tanem kaldı. Pes etmek yok. Senin bana kastın var galiba. Daha bütün gün çalışacağım. Cengiz Bey'le aram iyice açılacak bu gidişle. Ay, peki, sen bilirsin. Hadi bir şeyler atıştırıp çıkalım. Tamam. Günaydın. Günaydın Ahmet. Günaydın. Bakıyorum erken gelmeye başladın. Cem'in taktiği tuttu anlaşılan. Ne demezsin. Madde bir, sakin olacaksın. Acele etmeyeceksin. Madde iki, tüm trafik kurallarına uyacaksın. Ve madde üç, şekilde görüldüğü gibi erkenden iş yerine ulaşacaksın. Ama Cem kendi taktiğini uygulayamıyor herhalde. Baksanıza yok ortalıkta. Ay, ben kostümümü değiştireyim. Aa, acele etme. Daha yönetmen de gelmedi. Gelmedi mi? Hı-hı. Belki o da trafiğe takılmıştır. Aa, hiç geç kalmazdı. Alo, anneciğim. Emel, kızım seni çok merak ettik. Ben iyiyim anne, her şey yolunda. Dün aramadın bizi de, yani aklımız sende kaldı. Arayamadım anneciğim, kusura bakmayın. Akşam geleceğim, o zaman görüşürüz. Arkadaşlar, tamam mı? Arkadaşlar, anne bir dakika mu? Duyamıyorum. Yönetmenimiz bulunamıyormuş. Emel. Bir dakika, ne dedin? Dur anne bir dakika. Bulunamıyormuş. Emel, Cengiz Bey kayıpmış. Kayıp bir yerde bulunamıyormuş. Anne diyorum. Tanrım, bir dakika anne. Yönetmenimiz kayıp. İnanamıyorum. Anlatsana Cem, Cengiz Bey nasıl kaybolmuş? Benim de fazla bilgim yok Emel. Stüdyoya gelirken yapımcımızla karşılaştım. Anlattığına göre dün gece evinden bir el silah sesi duyulmuş. Oh. Komşuları polise haber vermiş ama evde yapılan aramada ne Cengiz Bey varmış ne de en küçük bir iz. Ya. Silah sesi duyulduğuna göre intihar ya da cinayet olayı yaşanmış dün gece. İyi de Ahmet, polis bütün araştırmalarına rağmen böyle bir ipucu bulamamış. Belki katil cesedi uzak bir yere taşıdı. Ya öyle de olsa evde kan izi ya da başka bir şey bulunurdu. Çok karmaşık bir olay bu. Haklısın Zehra. Polisin gerçeği aydınlatmasını beklemekten başka çaremiz yok. Üç gün geçti. Hala haber yok. Bu gidişle de hiç olmayacak galiba. Aa, Cem, Levent, böyle umutsuz konuşmayın. Ben Cengiz Bey'in başına bir iş geldiğine inanmak istemiyorum. Bu denli sevecen, bu denli hayata bağlı bir insan intihar etmiş olamaz. Cinayet desek düşman edinemeyecek kadar iyi bir insandı. Haklısın Emel. İki olasılığa da inanmak çok zor. Arkadaşlar, bu sorunun hiç sırası değil biliyorum ama bizim dizi yayından kalkacak mı bu durumda? Hı? Bunu Zehra'ya sormalıyız. Ben de sizlerle bu konuyu konuşmak istiyordum zaten. Bugün yapımcımızla görüştüm. Diziyi yönetmen asistanı olarak çok iyi bildiğimi, Cengiz Bey'in görevini üstlenebileceğimi söyledi. Biliyorum onun yerini almak hiç kolay değil ama bu işin yarım kalmasını istemezdi. Elbette istemezdi Zehra. Hem onun yerini almış değilsin ki. Başlattığı görevi tamamlamak senin görevin. Ahmet haklı. Bu iş sana düşüyor. Emel, Cem, siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Bence Cengiz Bey'in yokluğunu aratmamalısın Zehra. Bence de. Aramızdaki birlik ve beraberliğin bozulmaması için yönetmenliği kabul etmek bir zorunluluk oldu. Ben de en az sizler kadar üzgünüm. Hepinizin çektiği acıyı anlıyorum. Oyunculuğun en zor tarafı da bu işte. En yakınınız olan insanı kaybetseniz bile sahneye çıkıp gülümsemek zorundasınız. Bize düşen görev Cengiz Bey'in bıraktığı yerden bayrağı alıp taşımak. Sen bizim gözümüzde bir yönetmensin zaten. Böyle düşünmenize sevindim. Eğer sizce de bir sakıncası yoksa yarından itibaren çalışmaya başlayalım. Oho, hoş geldiniz Emel Hanım, hoş geldiniz. Buyurun buyurun, sizi tanımak benim için büyük bir zevk. Eşim de sizin hayranınız. Teşekkür ederim komiser bey. Oo, ne çok kitabınız var böyle. Cinayet romanları, özel ilgi alanımdır. Mesleki açıdan çok şey öğrendim onlardan. Telefonda bir ihbarda bulunacağınızı söylemişsiniz arkadaşlara. İhbar diyebilir miyiz bilmiyorum. Benimki daha çok bir düşünce, kuşku da diyebiliriz. Cengiz Bey'in kaçırılmış olabileceğini açıkladığınızdan beri içimde beni rahatsız eden bir ses var. İlk bakışta bir kaçırma eylemine de benziyordu.
Ve ben o açıklamayı bilhassa yaptım. Eğer olay kaçırılma değilse benim bu beyanım katilin daha rahat davranmasını ve açık vermesini sağlar. Herhangi bir bilgiye ulaşabildiniz mi? Ha, şu an için hayır. Yaptığımız incelemeye göre gecenin üçünde bir silah sesi duyuluyor ama mermi kovanı da yok evde. İşte benim de en büyük korkum bu. Eğer Cengiz Bey öldürüldüyse katilin yakalanamamasından endişe ediyorum. Ya sizi anlıyorum ama içiniz rahat olsun. Söyleyeceğiniz şeyler bizim için çok değerli olabilir. Elimde somut bir delil yok ama ben kocamdan kuşkulanıyorum. Kocanızdan mı? Evet. Evliliğimiz iyi gitmiyordu. Ondan boşanmaya karar verdim. Orhan çok zeki biri olduğuna inanır. Ondan boşanmak istemekle zekasını hiçe saydığımı düşünmeye başladı. Belki bilirsiniz, Orhan cinayet öyküleri de yazıyor ve öykülerindeki katiller hiç yakalanmıyor. İşte o içimdeki ses, oynadığım dizideki olaylarla Cengiz Bey'in başına gelenler arasında bir benzerlik olduğunu söylüyor bana. Eşimin senaryoda yazdıklarını gerçek hayatta da uygulayarak bana bir zeka gösterisinde bulunabileceğini düşünmeye başladım. Bu anlattıklarınız edebiyatın gerçekleri Emel Hanım. Hayatın gerçekleri değil. Bize güvenin lütfen. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Belki suçlunun bulunması biraz zaman alabilir, o kadar. Bir cinayet romanı bile olsa katilin mutlaka yakalanması mı gerekiyor sizce? Katilin yakalanması gereklilikten öte doğal bir sonuçtur. Peki ya katil gerçekten çok zekiyse ve hiçbir ipucu bırakmadıysa? İçinizi rahat tutun Emel Hanım. Endişelerinizi gidermek için sizi bu konuda ikna etmem zor olacak, korkarım. Bakın şöyle anlatayım. İzlediğiniz cinayet filmlerini getirin gözünüzün önüne. Cinayeti işleyen kişi çok titiz hareket ettiğine ve hiç delil bırakmadığına inanır. Oysa küçük de olsa bir delil vardır orada. Ama bu delilin ne katil ne de filmi izleyenler farkındadır. Sonuçta cinayeti araştırmakla görevli müfettiş bu suç delilini bulur çıkarır orada. Anlıyorum. Ha, buna sevindim. Şimdi başa dönelim. Cengiz Bey'i tanıyanlarla görüşmek bizim araştırmamızın bir bölümüydü zaten. Sizinle başlayabiliriz, ne dersiniz? Size yardımcı olabilmeyi çok isterim. Olayı bize ihbar edenlere göre silah sesi gece yarısı 3 sıralarında duyulmuş. Eğer bu bir cinayetse kocanızın da o saatte Cengiz Bey'in evinde olması gerekiyor. Bunu bilemeyeceğim komiser bey. O gece bir arkadaşımda kaldım. Size boşanma kararımdan söz etmiştim. Arkadaşımın avukat olan kocasıyla konuşmam gerekiyordu. Cengiz Bey bulunmadığı sürece ortada bir suç yok demektir. Suç yoksa suçlu da yoktur. Bu haliyle savcılık tutuklama kararı çıkarmaz. Ama boş durduğumuzu da sanmayın sakın. Ekibimiz derin bir araştırma içinde. Cengiz Bey'in evinde yaptığımız incelemeden de bir şey elde edemedik. Olayla ilgili her ayrıntıya kuşkuyla yaklaşıyor ve bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Benden kuşkulanmıyorsunuzdur umarım. Kuşkulanmak demedim zaten. Kuşkuyla yaklaşmak dedim. Bu bizim işimizin temel prensibidir. Agatha Christie'nin Nil'de Ölüm romanını bilir misiniz? Evet. Katil üstündeki kuşkuları dağıtmak için bacağına kurşun sıkıp kendini yaralıyor. Müfettiş bu olaya kuşkuyla yaklaşıyor ve katili bu noktadan hareketle yakalıyor. Bizim için önemli olan olaylar arasındaki bağlantılardır. Tıpkı bir oyunun parçaları gibi. Kişilerden kuşkulanmak bizi bir yere götürmez. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, çok iyi anlıyorum. Aramızda pek fark yok aslında. Biz de gerçeğe ulaşmak için oyun oynuyoruz zaman zaman. Komiserim, ben artık izninizi rica etsem. Tabii. Tanıştığımıza memnun oldum. Size bir kartımı vereyim. Aklınıza herhangi bir şey gelirse çekinmeden arayabilirsiniz beni. Buyurun, bu da benim kartım. Yuvaya döndün demek. Kalacak değilim. Birkaç parça giysi alıp gideceğim. Nereye gideceksin? Bak Orhan, boşanma işi için avukatla konuştum. Senin de anlayışla karşılamanı bekliyorum. Bu mesele bir an önce bitsin. Demek benden boşanarak mutlu olacağını sanıyorsun. Mutlu olmak ya da olmamak düşündürmüyor beni. Ama daha huzurlu olacağım kesin. Of, ev havasızlıktan rutubet kokmaya başlamış. Uzun zamandır çıkmıyorsun evden.
Cengiz Bey'i de hiç merak etmiyorsundur Allah bilir. İşim var, çalışmak zorundayım. Yönetmeninin başına gelenlere hiç üzülmüş görünmüyorsun. Bunu da nereden çıkartıyorsun? İşim var diyorum sana. Hem nedenli sevsem de kızgınlık duyuyorum ona. İntihar bir insanın aklına bile getirmemesi gereken acıklı bir olay. İntihar olduğunu nasıl biliyorsun peki? Yani? Hayata son derece bağlı biri neden intihar etsin ki? Çözemiyorum, anlayamıyorum. Bence çözmek için boşuna uğraşıyorsun. İnsanların içini bilemeyiz. Kim bilir ne dertleri, ne çaresizlikleri vardı. Yalnız ve kendiyle barışık bir insandı. Hep gülerek bakardı çevresine. Ne demek oluyor bunlar şimdi? İmalı sözlerle beni suçladığının farkında mısın? Hırsız polis oyunu mu oynuyoruz? Polise bilgi taşımaya mı çalışıyorsun? Üzerinde gizli mikrofon mu var yoksa? Ne ilgisi var? Sözlerinin ne anlama geldiğini anlayacak kadar zekiyim. Ay, bir konuşmada olsun. Şu zeka sözünü etmesen olmaz sanki. Niye tartışıyorum ki seninle? Başlatan ben değilim, sensin. Elbiselerimi alıp çıkıyorum. İstediğin yere gidebilirsin. Unutma, bir gün bana geri geleceksin. Arkadaşlar, iki polis geldi. Cengiz Bey hakkında görüşmek istiyorlar. İyi ama Emel yok ki burada. Üçümüzle görüşmek istiyorlarmış. İyi günler. İyi günler. Ben cinayet masasından Turgut. Bu da arkadaşım Kemal. İyi günler. Hep oyuncuları yakından görmek istemişimdir. Kimliklerinizi görmesem polis olduğunuza inanmam çok zor. Neden? Biz polisi canlandırırken sizin kadar şık giyinmiyoruz. Evet. Bir de sürekli hamburger yiyorsunuz. Demek filmi burada çekiyorsunuz. Şurası da sorgulama yaptığınız yer değil mi? Evet. Yakından görmek ister misiniz? Oturmaz mısınız? Sürekli sorgulama yaptığımız yerde bu sefer biz sorgulanacağız galiba. Siz oyuncu, bizler gerçek polis olarak. Yardımcı olmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bize Cengiz Bey ile ilgili bildiklerinizi anlatmanızı istiyoruz. Onu en son ne zaman gördünüz? Kaybolmasından bir gün önce burada birlikteydik. Peki o güne kadar görmediğiniz bir değişiklik var mıydı hareketlerinde? Her zamanki gibiydi. Neşesi yerindeydi. Hatta o gün çekimde bazı aksaklıklar olmasına rağmen morali bozulmadı. Espri yapmaya devam etti. Onu biriyle kavga ederken ya da hararetli bir biçimde tartışırken gördünüz mü hiç? Cengiz Bey'in en büyük özelliği sakin ve uyumlu biri olmasıdır. Düşmanı olamaz. Öldürülmüş olabileceğini aklım almıyor. Sizce kaçırılmış olabilir mi peki? Ben ona da ihtimal vermiyorum. Başka ne olabilir Cem Bey? Reklam amaçlı bir kaçırılma hikayesi. Bakın, fikir yürütmek çok zor. Cengiz Bey başarılı bir yönetmen. Kendini gündeme getirmek için böyle bir sansasyona ihtiyacı yok. Kimselere haber vermeden bir yerlere gitmiş olamaz mı? Bir el silah sesine ne diyeceksiniz? Hem anlattığınız gibi bir insan niye durup dururken kayıplara karışsın ki? Anlamak çok zor. Peki nerelere giderdi? Nelerden hoşlanırdı? Hep birlikte Deniz Kızı çay bahçesine giderdik. Arta kalan zamanlarda da evinde çalışmayı yeğlerdi. Evli olmadığını biliyoruz. Birlikte olduğu ya da evlenmeyi düşündüğü biri var mıydı hayatında? Hayır, yoktu. Bir kez nişanlanıp ayrılmıştı ama bu uzun yıllar önceydi. İyi de kimsesi yok muydu? Bildiğimiz kadarıyla yoktu. Yalnız yaşardı. Birlikte gittiğiniz yerleri bize göstermeniz mümkün mü acaba? Tabii, memnuniyetle. Şu an uygun mu peki sizin için? Tabii uygun. Biz de çay bahçesine gitmeye karar vermiştik siz gelmeden önce. İyi, tamam. Peki. Çıkalım o zaman. Bu vesileyle hep birlikte hamburger yeriz. Cengiz Bey'den hala haber yok mu kızım? Hayır anne, yok. Çok üzülüyorum senin için. Önce boşanma işi, ardından bu. Başına ne geldiğini bilmemek en kötüsü. Sabırlı ol kızım, sabırlı ol. Zaman her şeyin ilacı. Bugün komisere ifade verdim Cengiz Bey ile ilgili. Ne sordular? Doğal bir sorgulama işte. Komiseri siz de tanımalıydınız, çok babacan bir adam. Ona söyleyemedim ama hareketleri komiser Colombo'ya benziyor. Ay, çok sıkıntı.
Sıkılıyorum çok. Ben şimdi tatlı kızıma bir şarkı söylerim. Hiçbir şeyciği kalmaz. Ne dersin kızım ha? Hangi şarkıyı söyleyeyim? Yine öyle hüzünlü aşk şarkıları söyleme Adnan Bey. Sen bilirsin baba, sen bilirsin. Bir nihavet makamı iyi gider şimdi. Evet. Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Hadi kızım. Bir tatlı huzur olmaya geldim kalamışta. Baba özür dilerim, özür dilerim. Ne oldu? Alo? Emel Hanım, ben komiser Halil. Sizi bu geç saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama görmenizi istediğim bir fotoğraf var. Bir fotoğraf mı? Evet. İsterseniz bulunduğunuz yere bir ekip göndereyim, alsınlar sizi. Hayır, hiç zahmet etmeyin. Ben bir taksiye biner gelirim. Sizden tekrar özür dilerim Emel Hanım. Bugün bana anlattıklarınızdan sonra kocanızı izlemeye aldık. Bunu söylemek zor ama kocanızı dışarıda akşam yemeğinden çıkışta bir kadınla görüntüledik. Bakın. Fotoğraf biraz uzaktan çekilmiş. Tam olarak seçemiyorum. Bilgisayarda görüntüyü büyütebilirim. Hah, iyi olur. Hemen tarayıcıdan aktarıyorum. Sorumu mazur görün Emel Hanım. Boşanma nedenleriniz arasında ikinci bir kadın var mı? Hayır, yok. Olacağını sanmıyorum. İnsanların özel hayatına girdiğimizi düşünmeyin lütfen. Kocanızla ilgili her şeyi bilmek istiyoruz. Hı-hı. Komiserim hazır. Resmi büyütünce görüntü biraz bozuldu ama yine de anlaşılıyor. Bu kadını tanıyor musunuz? Bu kadın. Bu kadın. Bu kadın. Bu kadın Zehra. Yönetmen yardımcısı. Hem de en yakın arkadaşım. Nasıl olur? Yemekten çıkınca ne yaptılar bunu da söyleyin komiser bey. Bunu arkadaşım Turgut anlatsın size Emel Hanım. Kocanız Zehra Hanım'ı bıraktıktan sonra eve döndü. Şimdilik başka bir şey bilmiyoruz ama sürekli iz üstündeyiz. Zehra'nın kocasının da hiçbir şeyden haberi yok. Demek ki korkunç bir oyun oynuyorlarmış. Şimdi daha iyi anladım. Ay, boğazım kurudu. Turgut, Emel Hanım'a bir bardak su verir misin? Getiriyorum komiserim. Bu konunun içinizi acıtacağını biliyorum ama düşüncelerinizi paylaşın lütfen bizimle. Daha birkaç gün önce onlarla birlikteydim. Evlerinde kalmıştım. Zehra'nın kocası avukat biliyorsunuz. Benim boşanma işini konuştuk. Zehra Orhan'la mutsuz olduğumu ve bir an önce boşanmam gerektiğini söyledi hep kocasına. Benim için değil, kendi için istiyormuş meğer. Nereden bilebilirdim ki? Buyurun. Soyun. Teşekkür ederim. O gece orada kalmam Orhan'ın işini de kolaylaştırdı anlaşılan. Rahatlıkla evden çıkıp Cengiz Bey'in evine gidebildi. Şimdi hatırlıyorum. O gece evlerine bir telefon gelmişti. Zehra aceleyle telefona bakıp yanlış numara olduğunu söyledi. Belli ki bu aralarında bir şifreydi. Emel bizde kalacak, işini görebilirsin demek istedi Orhan'a. Düşünsenize komiserim. Ben bir gece kendi evimde kalmıyorum ve tam o gece Cengiz Bey ortadan yok oluyor. Belki haberiniz yoktur Emel Hanım. Ben size aktarayım. Dizi filminizi tanıtan internet sitesinde yeni yönetmenle daha büyük başarılar hedeflendiği belirtiliyor. Zehra'nın amacı da buydu işte. Cengiz Bey ortadan kaldırılacak, o da yönetmen koltuğuna oturacak. Ne korkunç bir oyun bu. Ya umarım kuşkularınızda haklı çıkmazsınız. Böyle bir sonuçla karşılaşmanızı istemem. Bakın komiserim. Orhan'ı iyi tanırım. Eğer Cengiz Bey'i öldürdüyse bütün ilgiyi kendi üzerine çeker ama hiçbir somut iz bırakmaz. Oynadığım dizide ölen kişinin patron olması, Cengiz Bey'in birden ortadan kaybolması bana çok şey anlatıyor. Cengiz Bey bizim için patron sayılır, anlıyor musunuz? Sakin olun Emel Hanım, sakin olun. Ben duygularınızı çok iyi anlıyorum. Anlattıklarınızı araştıracağız. Bize ışık tutabilir. Sizden sinirlerinize hakim olmanızı rica edeceğim. Bu anlattıklarınızdan kimseye söz etmeyin. Olur. Zehra Hanım'a ve kocanıza her şey yolundaymış gibi davranın. Kuşkularınız doğruysa onlar bu kirli oyunu sonuna kadar götürecek ama bir yerde mutlaka açık vereceklerdir.
Ha, unutmadan. Yarın sizin için uygun olan bir saatte Cengiz Bey'in evine giderken bize eşlik etmenizi istiyoruz. Evin şu anki halini biliyoruz ama eski halini bilmediğimiz için karşılaştırma yapamıyoruz. Orada saklı duran çok önemli ayrıntıları siz bulup çıkarabilirsiniz. Peki, peki komiserim. Saat epey geç oldu. Siz de yorgun görünüyorsunuz. Biz sizi gideceğiniz yere bırakalım. Arkadaşlar, beni dinleyin lütfen. Polislerin Hülya'nın evine geldiği sahneyle başlayacağız. Kamera kapının hemen önünde olacak. Şu pencereden gelen güneş ışını da biraz daha güçlendirelim. Bu taraftakini mi? Acele edelim. Birazdan motor diyeceğiz. Emel, çok bitkin görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Hiç uyumamış gibisin. Evet, uyku tutmadı dün gece. Biliyorsun, malum nedenler işte. Beni merak etme, birazdan açılırım. Peki, başlayalım o zaman. Herkes yerini aldı mı arkadaşlar? Evet. Tamam. 3, 2, 1, motor. Hülya Hanım, şirketin iki ortağı artık kayıp değil. Yazık ki ikisi de öldürülmüş. Onları şehir dışındaki ormanlık alanda metruk bir evde bulduk. İkisi de aynı yerde. Ne demek bu? Bunun anlamı çok açık. İki ortağın katili de aynı kişi. İkisine de birer el ateş edilmiş. Bize göre her iki ortak da katili tanıyordu. Şu gazetedeki ilana bakın. Şirketin bir arsa aradığını yazıyor. Kocanız arsaya bakma bahanesiyle her iki ortağı da sırasıyla oraya götürdü anlıyorsunuz değil mi? Ama siz bize yardımcı olmadığınız sürece somut bir delille ulaşamıyoruz. Kocanıza boşanma davası açmışsınız. Bizi yanıltmak için başvurulacak en kolay yöntemlerden biri bu. Kocamın çevirdiği dolaplardan haberim yok. Boşanmamı bu olayla bağdaştıramazsınız. Kabul etmek gerekir ki çok soğukkanlısınız. Kocanız da profesyonel bir katil. Biriniz hiç delil bırakmadan cinayet işliyor, biriniz bunu ustaca saklıyor. Müthiş ikili doğrusu. Kocanızdan boşanarak kurtulamazsınız. Anlıyor musunuz? Kurtulamazsınız. Hayır, hayır, hayır. Her şey bu kadar benzemek zorunda mı? Söylemek istemiyorum bu sözleri. Emel. İstemiyorum. Emel, iyi misin? Neyim var Emel? Yok bir şeyim. İyiyim, özür dilerim. Ara verelim mi biraz? Konuşmak ister misin? Hayır, gerek yok. Ay, bir anlık sinir boşalması. İyiyim. Tamam. Hadi devam edelim. Orhan Bey? Evet. Ay, iyi günler. Ben cinayet masasından komiser Halil. Sizinle konuşmak istiyorum. Mümkün mü acaba? Tabii komiserim. Buyurun, içeri geçin. Teşekkür ederim. Cengiz Bey'den hala haber yok mu komiserim? Henüz yok. Siz kendisini iyi tanır mıydınız? Evet, tanırdım. Severdim de. Bu davranışına bir anlam verebilmiş değilim. Hangi davranışına? Kaybolması, çekip gitmesi yani. Cengiz Bey dizinin senaryo yazımını başka birine vermiş. Bundan dolayı ona kızgın olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Hayır komiserim, asla. Anlaştığım yeni diziden daha fazla para alacağım. Aksine bu gelişmenin beni mutlu ettiğini söyleyebiliriz. Karınıza hiç cinayet işlemekten söz ettiniz mi? Hatırlamıyorum. Ne bileyim, belki de bir kızgınlık anında söylemiş olabilirim. Kabul edersiniz ki bu benim her söylediğimi yapacağım anlamına gelmez. Gelmez ama niyetinizi de açıkça ortaya koyar. Bakın komiserim, karım size neler anlattı bilmiyorum. Fakat onun etkisinde kalmanızı istemem doğrusu. Çünkü ben suçlu değilim. Düşünsenize, gece yarısı evimden çıkıyorum, Cengiz Bey'in evine gidiyorum. Tabancamla bir el ateş edip onu öldürüyorum. Sonra da apartmandan çıkarıp bilinmeyen bir yere saklıyorum. Fakat nedense apartman sakinleri silah sesi duyup polise bildirdikleri halde balkona dahi çıkmıyorlar. Beni görmüyorlar. Bir ölüyü 5. kattan aşağı taşımanın ne kadar uzun süreceğini siz benden daha iyi bilirsiniz. Ya taşınmamışsa? Anlamadım. Bir el silah sesi duyulmuş ama biz Cengiz Bey'in öldürülüp öldürülmediğini bilmiyoruz. Katiller polisi yanıltmak için şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemler kullanırlar. Bakın, Gecenin Karanlığında adlı öykünüzde şöyle yazmışsınız. Otopsi raporuna göre zavallı doktorun tabanca ile ateş edilmeden 2 saat önce boğulduğu anlaşılmıştı. Komiserim, size bir puro ikram edebilir miyim? Yok, teşekkür ederim, kullanmıyorum. Nedense puro içmenin size çok yakışacağını düşündüm.
Anlıyorum. Bunu söyleyen ilk kişi siz değilsiniz. Hareketlerimi komiser Kolombo'ya benzetirler. Yaratılış meselesi. Öykülerimden başka ne gibi ipuçları çıkardınız? Komiserim, anlamamış gibi davranmayın. Biraz önce öykümden yaptığınız alıntıya göre ben Cengiz Bey'in evinde silah patlamasından 2 saat önce onu boğmuş oluyorum. Bir yazarın öykülerinde, romanlarında yazdığı gibi bir cinayet işlemesi artık inandırıcılığını yitirmiş. Bayat bir konu. Ama karıma sorarsanız yazdıklarımın somut birer kanıt olduğunu söyleyecektir size. Dizi filmin senaryosundan benzerlikler bulup çıkaracaktır. Komiserim, lütfen söyleyin. Yazarının katil çıkması çok ucuz bir konu değil mi sizce de? Konu ucuz olabilir ama burada bir insanın hayatı söz konusu. Peki, beni tutuklayın o zaman. Yazdıklarımı da savcılığa delil olarak sunun. Böyle bir şey yapmamın mümkün olmadığını siz de biliyorsunuz. Bu durumda size kapıyı mı göstermem gerekiyor? Ben daha size bir şey sormadan savunmaya geçtiniz hemen. Bunu da büyük bir keyifle yaptınız. Suçlanmaktan hoşnut gibisiniz. Suçlanmaktan korkmuyorum komiserim. Çünkü suçsuz olduğumu biliyorum. Şu yazdığınız diziye dönmek istiyorum. Daha katilin kim olduğu belli olmadan diziden ayrıldınız. Bu durum sizi hiç mi rahatsız etmiyor? Öyle ya, yeni senarist sizin düşünmediğiniz birini katil yapabilir. Komiserim, açıkçası benim yazdığım bölümlerde katilin kim olduğu konusunda yeterince ipucu var. İyi bir dedektif gibi bunları bulup çıkarmak da yeni senariste düşüyor. Bu ipuçlarını bulup bulamayacağını büyük bir merakla bekliyorum doğrusu. Ama bu soruyla nereye varmak istediğinizi anlayamadım. Şuraya varmak istiyorum. Suç ve suçlu kavramlarına yakın birisiniz. Yazdıklarınız bunun örnekleriyle dolu. Tüm bu yaşananların bir romanın parçaları olduğunu düşünün lütfen. Olayı nasıl kurardınız acaba? Eğer Cengiz Bey gerçekten öldürüldüyse katil kim olurdu sizce? Komiserim, benimle edebiyat tartışması yapmıyor, ağzımı arıyorsunuz. Bunda şaşılacak ne var? Bu olaya nasıl baktığınızı merak ettim. Cengiz Bey'i sevdiğinizi söylediniz. Onun başına gelenler sizi de üzüyordur herhalde. Ne söyleyebilirim ki? Belki bir yerlerde saklanıp bize bir oyun oynuyordur. Belki kimseye açamayacağı bir derdinden dolayı herkesten kaçmak zorunda kaldı. Belki kaçırıldı. Belki de öldürüldü. Komiserim, siz bu konuda iyimser olamazsınız, bunu biliyorum. Kötümser bir açıdan bakmazsanız olayı aydınlatamazsınız. Evet, Cengiz Bey kayıp. Bulunacak gibi de değil. Bu durumda siz Cengiz Bey'in yakın çevresinden kuşkulanıyorsunuz ve suçun ne olduğunu çözemediğiniz için suçluyu aramaya koyuluyorsunuz. Suçluya ulaşırsanız suç da ortaya çıkacak çünkü. Doğrusu ortada suç yokken suçluyu bulmanızın ne işe yarayacağını anlayabilmiş değilim. Bakın komiserim, bütün bunlar bana oyunmuş gibi gelir. Eğer siz benim bu oyunun bir parçası olmamı istiyorsanız ve içinizi rahatlatacaksa hemen söyleyeyim. Katil benim komiserim. İlginç bir bakış açınız var. Yine de bir polisiye yazarı olarak sizi başarılı bulduğumu söyleyemem. Siz hala suçlunun vicdan azabıyla komisere gidip suçunu itiraf etmesini bekliyorsunuz. Polisiye araştırmanın ulaştığı son gelişmelerden haberiniz yok anlaşılan. Beni komiser Kolombo'ya benzetmenize teşekkür ederim ama komiser Kolombo için günler süren bir araştırma bizim için bir anlık iş olabilir. Olay yerinde bulunan yanık bir saç telinin DNA testi her şeyi tüm çıplaklığıyla açıklayabilir. Bana herhangi bir suç için gelip suçlu benim diyenleri tutuklamadığımı biliyor musunuz? İşte siz yazarların deyimiyle yeni moda bu. Yeni moda suçu bizim aydınlatmamız. Suçlunun itiraf etmesi değil. Hem suçlu benim, cinayeti ben işledim diyen birinin bir başka kişinin suçunu üstlenmediğini nereden bilebiliriz ki? Komiserim, doğrusu açıklamalarınız beni şaşırtıyor. Sizi anlıyorum Orhan Bey. Bir yazar için önemli olan şey esrarlı durumlar ve bilinmezliklerdir. Bu yüzden suçluya ulaşmada kullanılan yeni teknikler en çok sizi üzüyor. Bir tırnak izinin biyolojik olarak kime ait olduğunu 2 saat içinde anlayıp suçluyu buluyorsanız bundan bir roman konusu çıkmaz. Hatta gazete makalesi bile çıkmaz. Korkarım sermayeyi yitiriyorsunuz. Bence Cengiz Bey konusu iyi bir sermaye komiserim. Bunu henüz bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Emel, bu ne güzel sürpriz. Zehra, sen de mi buradaydın? Nasılsın Emel? Çok iyiyim. Sana noterden vekaletname getirdim. Ben de davayı açmak için bunu bekliyordum. Biraz geciktirdim, sana söylediğim zamanda getiremedim, kusura bakma. Araya şu son olaylar girince. Anlıyorum, sıkma canını. Ben de Emel boşanmaktan vaz mı geçti diye düşünmeye başlamıştım. Yok,
Hayır, vazgeçmedim. Orhan nasıl? Görüşüyor musunuz? Pek görüştüğümüz söylenemez. Geçen akşam yemeğe çıktık. Gayet iyi gördüm kendisini. Yemeğe mi çıktınız? Evet, şu son yazdığı bölümle ilgili görüşmemiz gerekiyordu. Yemeğe davet etti, ben de kırmadım. Anlıyorum. Sevgili avukatıma vekalet ücreti olarak kaç para ödemem gerekiyor? Aa, Yavuz senden para alacak değil herhalde. Zehra haklı Emel, para meselesini düşünmesin. Tamam, peki. Ne zamandır gelmiyorsunuz buraya Emel Hanım? En az bir ay oldu. Sizden etrafa dikkatlice bakmanızı rica ediyorum Emel Hanım. Bakın, mutfakta size göstermek istediğim bir şey var. İşte burada. Bir şişe açılmış şarap ve iki kadeh. Cengiz Bey bu marka şarabı mı severdi, hatırlıyor musunuz? Bunu bilemiyorum. İçkiye pek düşkünlüğü yoktu. İki kadeh olduğuna göre o gece bir konuğu varmış Cengiz Bey'in. Kadehleri ve şişeyi inceledik ama hiçbir parmak izine rastlayamadık. Ne ilginçtir ki bunların üzerinde Cengiz Bey'in parmak izi bile yok. Silinmiş. Herhalde suçlu hangisinin kendisine ait olduğunu karıştırdı ve ikisini de sildi. Aslında istese ortadan kaldırabilirdi ama nedense burada bırakmış. Belki de bizi şaşırtmak için. Kaldırabilirdi mesela ama burada bırakmayı tercih etmiş. Bu salon biraz değişmiş gibi. Buradaki dolapta küçük biblolar vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Tanrım. Bu olamaz. Mümkün değil. Ne oldu Emel Hanım? Neden bu kadar şaşırdınız? Halı. Yerdeki şu küçük halı. Evet, görüyorum ama bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Üzerinde kan izine falan rastlamadık. Komiser Bey, bu halı bizim evden getirilmiş. Evlilik hediyesi olarak verilmişti bize. Ya. İlk gelişimizde de buradaydı o halı. Evimizde salonun sol köşesinde seriliydi. Biliyorsunuz ben bir süredir ailemin yanında kalıyorum. Daha sonra bir iki kez giysilerimi almak için eve gittim ama fazla kalmadığımdan bu ayrıntı gözümden kaçmış. Sizinkine benzeyen başka bir halı olamaz mı bu? Olamaz, olamaz komiser bey, bakın. Tam burada sigara yanığı var. Aynı şeyi düşünüyoruz sanırım. Daha önce burada serili olan halıda kan lekesi olduğu için kaldırıldı ve yerine bu halı serildi. İyi ama kocanız buna neden gerek duysun? Eskisini kaldırır olay biterdi. Kendi aleyhinde bir ipucu vereceğini bile bile evinizdeki halıyı buraya neden getirsin? Bunu ben de anlayamıyorum. Siz Cengiz Bey'in kaybolduğu gece Zehra Hanım'ın evinde kaldığınızı söylemiştiniz değil mi? Evet. Bu durumda Cengiz Bey olaydan hemen önce kocanızla görüşmüş olmalı. O gün film çekiminden sonra stüdyodan ayrılıyor. Sonrasında ne yaptığını, nereye gittiğini bilen gören yok. Ya sizin evinize gitti ya da kocanız bu eve geldi. Ama buradan bir şey çıkarmamız zor görünüyor. Bunu kocanıza sorduğumda bana ne diyeceğini kestirebiliyorum. Evet komiserim, Cengiz Bey o gün bana uğradı. Bu halıyı çok beğendiğini söyledi, ben de hediye ettim. Ne diyorsunuz? Evimize sürekli gelip giden biri bu halıyı sevdiğini daha önce hiç dile getirmemişken tam o gün söyleyeceği tutuyor. Bence garip. Sadece bu değil, birçok şey garip. Hep yoklarla uğraşıyoruz. Evde yabancı bir parmak izi yok. Silah sesi duyuluyor ama evden birini çıkarken gören yok. Merminin kovanı yok. Cengiz Bey'in yurt dışına çıkış kaydı yok. Yok, yok, yok. Komiserim, siz de mi umutsuzluğa kapılıyorsunuz yoksa? Endişelenmeyin. Hayatımda hiç umutsuzluğa düşmedim. Ayrıca böyle esrarlı olayları severim ben. Bu şarkıyı söyleyen kim anne? Babanın yeni öğrencisi kızım. Baban onu çok başarılı buluyor. İleride iyi bir sanatçı olacak diyor. Ne güzel söylüyor. Ziya Taşkent'in şarkısı. Onu depremde kaybettiğimizden beri bu şarkıyı bütün öğrencilerine öğretiyor baba.
Bilirsin çok severdi onun şarkılarını. Bilmez miyim? Şu radyonun başında ne çok dinledik onu. Hmm, nur içinde yatsın. Sen neler yaptın? Günün nasıl geçti? Bildiğin gibi anne, yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bir yandan da Cengiz Bey'le ilgili soruşturma sürüyor. Şu Cengiz Bey'i herkesten çok ben merak etmeye başladım. Bir insan nasıl olur da durup dururken ortadan yok olur? Bilemiyorum anne, tam bir muamma. Polis bir şey yapmıyor mu? Niye hala bulamadılar? Polis elinden geleni yapıyor. Hiç şüphelendikleri kimse yok mu? Bu adam kendi kendine kaybolmadı. Bilemiyorum anne. Umarım bu işin sonu hayırlı olur. Sahi Zehra nerelerde? Her yerde beraberdiniz. Kaç zamandır geldiği yok bize. Çalışıyor. İşlerinin yoğunluğundan olsa gerek. Bugün Yavuz'a vekaletnamemi verdim. Dava gününü bildirecek. Sen bir şeyler saklıyor gibisin benden. Ben mi? Sen mi? Sen ya. Kızımı tanımaz mıyım? Oo, benim tatlı kızım mı gelmiş? Canım babam. Etler hazır mı hanım? Hazırladım, hazırladım. Yalnız söz vereceksin Adnan Bey. Bir dubleden fazla içmek yok. Canım iki duble olsun. Hayır. Ne çıkar? Bir duble. Peki bir duble olsun. Ders bitince sofraya oturalım. Ben de mangalı yakayım. Zehra, ne zaman başlayacağız çekime? Geç kalıyoruz. Birazdan başlayacağız Cem. Bu telaşın ne böyle? Ya, çekimden sonra seslendirmeye gideceğim. Benim sahnelerimi hemen alsan da ben gitsem. Zaten iki sahnemiz kaldı. Bu bölüm bitiyor. Yetişirsin, merak etme. Nereye gideceksin ki? Radyoya gideceğim. Arkası yarın. Efekt Ertuğrul İmer. Cankut Ünal. Bu ses hala kulaklarımda. Görmelisin Zehra. Yenileri de en az onlar kadar başarılı. Evet, hazırız. Hadi başlayalım arkadaşlar. 3, 2, 1, motor. Kader bizi sürekli karşılaştırıyor Hülya Hanım. Ama içiniz rahat olsun. Biz kocanızı görmeye geldik. Bu da tutuklama kararı. Kocam evde yok. Nerede peki? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum demek. 2 gün önce evden çıktı ve nereye gittiğine dair en küçük bir bilgim yok. Yeni bir kaybolma vakası mı yani? Kocanız 2 gündür kayıp ve siz bize bildirmiyorsunuz. Kaybolma vakası değil, evlilik vakası. Kavga ettik, o da çekip gitti. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki yanlış iz üzerindesiniz. Kocam suçlu değil. Siz işin o kısmını bize bırakın. Bize nereye gittiğini söyleyin yeter. Kestik arkadaşlar. Kamerayı bu tarafa alalım. Polisleri sırttan göreceğiz. Orhan, affetmeyeceğim seni. Şu yaptığı işe bak. Benim evden ayrılmamı bile senaryoya malzeme yapıyor. Adeta oynuyor benimle, yaşadıklarımla alay ediyor. Tamam, devam edelim. Emel'cim hazır mısın? Evet, hazırım. Evet, motor. Sigara alır mısınız? İçmiyorum. Halıdaki şu küçük sigara yanığı kocanızın marifeti demek ki. Ne demeye çalışıyor bu adam? Sigara yanığını da konu etmiş senaryoya. Emel, sıra sende. Bende mi? Sigara yanığını ilk kez görüyorum diyeceksin. Baştan alalım mı? Hayır, devam edelim. Ben burayı montajda çıkarırım. Peki. Arkadaşlar beni dinleyin. Yeni senaristimiz geldi. Kim olduğunu öğrenince hepiniz çok sevineceksiniz. İşte karşınızda dizi filmlerin ünlü senaristi Ayşe. Ayşe mi olmuş senaristimiz? Hoş geldin Ayşe. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de sizlerle çalışacağım için çok mutluyum. Zaten hepinizi tanıyorum diyebilirim. Arkadaşlar ben çıkmak zorundayım. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalacağım. Görüşürüz. Ayşe, sana anlatmak istediğim şeyler var. Biraz konuşabilir miyiz? Stüdyonun kantinine gidelim mi? Tabii Emel. Sen git, ben de birazdan gelirim. Demek Cengiz Bey'in kaybolmasından Orhan'ı sorumlu tutuyorsun. Yok, sorumlu tutmak değil de kuşkulanmak diyelim şimdilik buna. Bu anlattığının senaryoya bir katkısı olup olmayacağından emin değilim. Bak, senin işine karıştığımı düşünme sakın. Benimki küçük bir rica. Orhan istediği gibi yönlendirdi senaryoyu bugüne kadar. Hem arkadaşım olarak hem bir kadın olarak beni anlarsın sen. Dur o zaman, şunu not alayım. Polisler kadının kocasını bulacak ve cinayet suçundan tutuklayacak. Evet, istediğim yalnızca bu. Bak Ayşe, senaryodaki bu gelişme benim için çok önemli.
Sana anlattığım gibi Orhan bütün yaşamını yazdığı senaryolar üzerine kurmuş durumda. Cengiz Bey'in kaybolmasından tut da ikimizin hayatında var olan kimsenin bilemeyeceği ayrıntılara varıncaya kadar birçok şeyi senaryoda işledi. Filmin devamında kadının kocasının cinayetten tutuklandığını görünce mutlaka bir şey yapacaktır, biliyorum. Polis onu sürekli izliyor ama yalnızca izlemekle yetiniyor. Ortada somut bir delil olmadığı için savcılık telefon dinleme izni bile vermedi. Orhan'ı ben de tanırım. Soğukkanlıdır. Kendine ele verecek bir şey yapacağını sanmam. Ben eminim. Belki kimse farkında değil ama senaryo Cengiz Bey hakkında bana iletilmiş mesajlarla dolu sanki. Senin yazacağın şey ona esaslı bir cevap olacak. Sonrasında senaryoyu istediğin gibi kurgulayabilirsin. Açıkçası senaryoyu nasıl yönlendirmem gerektiğini ben de bilmiyorum. Başkasının başlattığı bir çalışmayı devam ettirmek benim için çok zor. Hı hı. Çekilen bölümleri tekrar inceledim. Olay örgüsü çok karışık. Her şeyi baştan düzenlemek zorunda kalacağım galiba. Ay pardon, avukatım arıyor. Alo, nasılsın Yavuz? Emel'cim, boşanma davasını açamadım. Daha doğrusu açamıyorum. Açamıyor musun? Bana verdiğin vekaletname kayıp, bulamıyorum. Sen de yanımdaydın. Hazırladığım yeni dosyanın arasına koymuştum. Kim almış olabilir ki? Boşanmanı istemeyen birileri var galiba. Çok garip. Yeni bir vekaletname getirmen gerekiyor. Tamam, peki. En kısa zamanda getiririm. Hoşça kal. İyi günler Orhan Bey. Biz... Evet, tanıyorum sizleri. Polis memurları Turgut ve Kemal Beyler, değil mi? Evet. Komiserim merkeze kadar gelmenizi rica ediyor. Neden? Ne oldu ki? Açıklamaya yetkimiz yok. Hiçbir neden yokken gelip beni götürmek istiyorsunuz ha? Yaptığınız şey yasal değil. Tutuklama kararınızı görebilir miyim? Bu bir tutuklama değil Orhan Bey. Komiserim kendisini kırmayacağınızı düşünüyor. Gelemem. Yapmam gereken işlerim var. Lütfen. Zorluk çıkarmayın. Aldığımız emir böyle. Anlayışlı olun lütfen. Komiserinize gelemeyeceğimi söyleyin. Bakın Orhan Bey, biz sizin Cengiz Bey hakkında seve seve yardımcı olacağınızı düşünüyoruz. Yardımdan kaçınmanız farklı yorumlara neden olabilir. İstemesem ne fayda? Siz beni zorla da olsa götüreceksiniz anlaşılan. Geldiğiniz için teşekkür ederim Orhan Bey. Bu yaptığınız hoş değil komiserim. Beni işlerimden alıkoyuyorsunuz. Çalıştığımız yeri görmenin, burayı gözlemlemenizin yazdıklarınızda işinize yarayacağını düşünüyorum. Ha. Komiser odalarına bol miktarda cinayet romanları mı koymam gerekiyor? Öyle demek istemedim. Bu her polisin özel bir tercihi. Ama bakın burada karşılıklı çaylarımızı içip konuşuyoruz. Tepeden sarkıtılan bir ışık, odayı saran sigara dumanı yok. Benim kravatım gevşetilmiş değil. Sizin için yeni bir sorgulama tekniği olabilir bu. Hem bakın başka mekanlarda konuştuğumuzda rahat davranıyorsunuz. Buradaki psikolojiniz farklı. Bir gerginlik var üzerinizde. Gerginliğimin burada olmamla bir ilgisi yok. Son günlerde çok gelmeye başladınız üzerime. İşlerimi bırakıp Cengiz Bey'i aramaya çıkamam herhalde. Bir polisiye yazarı olarak onun akıbetini merak etmiyor musunuz? Merak ediyorum ama araştırmıyorum. Bir gün nasıl olsa bulunur ve olay anlaşılır. Komiserim bir sigara içebilir miyim? Aa, tabii, tabii. Buyurun şu kül tablasını kullanın. Buyurun. Yerdeki halıyı yeni döşettik. Kül tablasını kullanmanız iyi olur. Sigara yakmasam konuya gireceğiniz yoktu komiserim. Anlamadım. Anladınız. Emel ile Cengiz Bey'in evine gittiniz ve Emel küçük halının bize ait olduğunu söyledi. Bakın komiserim, Cengiz Bey her neredeyse bir an önce ortaya çıkmasını ben de istiyorum. Ama masanızdaki şu sineği görüyor musunuz? Ben bu sinek niye bu masaya konuyor diye kuşkulanmıyorum. Bizim evdeki halının başka bir yerde bulunmasının birçok nedeni olabilir. Bunu sormak için beni buraya getirdiğinizi söylemeyeceksiniz umarım. O halı Cengiz Bey kaybolmadan bir gün önce sizin evinizdeydi. Aa, hediye etmiş olabilirsiniz, bunu anlıyorum. Bu görüştüğünüz anlamına gelir ki siz bana bu görüşmeden hiç söz etmediniz. Her şey normaldi komiserim. Normal, sıra dışı olmayan bir görüşme.
normal olan bir şey ne sizin, ne benim, ne de seyircilerin ilgisini çeker. Evet, evet, size inanmak zorundayım. İnanın. Ve bir daha böyle gereksiz şeyler için beni yormayın komiserim. Vekaletnameyi getirdim Yavuz. Seni bir kez daha yordum, özür dilerim Emel. Otursana. Şey, ben telefonda rahat konuşamadım. O kağıdın kaybolmasını çok garipsedim. İnan bana, bazı şeyler öyle üst üste geliyor ki artık her şeyden kuşku duymaya başladım. Zaman zaman aklımı kaçıracağımı sanıyorum. Girin. Komiserim. Oo, buyurun Emel Hanım. Aha, yeni bir ipucu mu yakaladınız yoksa? Ben artık annemlerin yanında kalıyorum biliyorsunuz. Hı hı. Bu sabah posta kutusunda bu zarfı buldum. İçinde de kısacık bir not. Verin bakayım şunu. Sıradaki kim? El yazısı ya da daktilo değil. Bilgisayar kullanılmış. Sıradaki kim? Korkuyorum komiserim. Artık başıma kötü şeyler geleceğini düşünmeye başladım. Bu mektup sizi korkutmayı amaçlıyor zaten. Ama korkmayın. Kemal. Kemal, şu yazı karakterini incele bakalım, ne çıkacak. Emredersiniz komiserim. Komiserim, bu Times New Roman denilen ve hemen hemen bütün bilgisayarlarda bulunan bir yazı karakteri. Böyle olacağından kuşkum yoktu zaten. Kafamın içi öylesine karışık ki neyin oyun, neyin gerçek olduğunu kavrayamaz oldum. Neyse. Birazdan Orhan'ın yanına gideceğim. Biliyorsunuz orası hala benim evim. Gündelik ihtiyaçlarımın çoğu orada. Benden yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Şu aşamada yalnızca sakin olmanızı istiyorum sizden. Korkmayın. Hocanızı gece gündüz arkadaşlar izliyor. Siz de ilginç bir şeyle karşılaşırsanız hemen haber verin bize lütfen. Ettik de geldik şu çay bahçesine. Evde bunu almıştım. Keşke Emel de yanımızda olabilseydi. Nasıl gelsin kızcağız? Bir ayağı stüdyoda, bir ayağı karakolda. Hmm. Adnan Bey? Hmm. Şu yan masadaki Zehra değil mi? Evet. Ta kendisi. Öyle bir şeyler yazıp çiziyor. Zehra! Aa! Siz de mi buradaydınız? Nasılsınız? Nasıl olalım kızım? İki yaşlı martı çay içmeye geldik. Zehra, senin ne işin var burada kızım? Film çekiminiz yok muydu sizin? Hayır, yok. Öğleden sonra toplantı yapacağız yalnızca. Hay Allah. Emel çekime gidiyorum diye çıktı evden. Bilmem. Zor günler geçiriyor. Belki kendini dışarı atıp biraz dolaşmak istemiştir. Hmm. Çok değişti son zamanlarda. Gözleri dalıp dalıp gidiyor. İnsan bazen işe öyle kaptırıyor ki kendini, en yakınlarını bile görmez oluyor. Ben ilgilenirim onunla, merak etmeyin siz. Yaşa kızım. Arkadaşlık gibisi var mı ya? Ziya Paşa demiş ki, dost sanma şanlı vaktinde dost olanı. Dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı. Bu resmen atasözü ayol. Oo, zili çalmak yok mu Emel Hanım? Kendi evime girerken zili çalmamı mı bekliyorsun? Haklısın, kendi evin. Arada bir uğradığın kendi evin. Bak, birçok şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Bari ayrılmaya olsun, adam gibi yaşayalım. Polise gidip olmayacak şeyler anlatan ben değilim. Ben bir şey anlatmıyorum. Bütün dikkatleri üzerine çeken sensin. Yine kavgaya başlamayalım. Ben ilişkimizin daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Neden kendimize bir şans vermiyoruz? İnan bana, her şey düzelecek. Eskisi gibi mutlu olacağız yine. Bu değişimi neye borçluyuz acaba? Değişmedim Emel. Yani sana olan sevgim hiç değişmedi. Sen
Evet ben. Seninle tartışacak vaktim yok. Birkaç şey alıp çıkmak zorundayım. Evliliğimizin yürümesi için mücadele ediyorum. Bu mu suçum? Ortada kayıp olan, başına ne geldiğini bilmediğimiz biri var. Cengiz Bey bizim arkadaşımız, dostumuzdu. Kafam sorularla doluyken sen kalkıp evliliğimizi yürütmekten söz ediyorsun. Ben senin kadar rahat olamam, anlıyor musun? Ben her şeyden önce senden ayrı kaldığım için mutsuzum. Değil Cengiz Bey'i kendimi bile düşünecek halde değilim. Seni çok iyi anlıyorum. Bak gel otur şöyle. Sen de beni anla. Acelem var, çıkmak zorundayım. Bu da oyunun yeni bir parçası. Beni seviyormuş. Aklı sıra kafamı karıştırmaya çalışıyor. Arkadaşlar, ben kendime göre bir olay örgüsü tasarladım. Dizinin tamamlanmasına 5 bölüm var. Konuştuğum herkes bana daha şimdiden cinayetleri kimin işlediğini soruyor. Biz de bu soruya çok mantıklı, herkesi tatmin edici bir cevap bulmak zorundayız. Bu bence de güzel bir fikir. İnternet sitesinde sizce katil kim diye bir köşe açarız. İzleyicinin katılımını sağlamak reytingimizi de yükseltir. Gerekirse ödül de veririz. Hep duyardım da akıl erdiremezdim. İnteraktif dizi dedikleri bu oluyor herhalde. Ha, bak bunu trafik polislerine de söyleyebilirsin Levent. Ne söyleyecekmişim Cem Bey? Memur Bey, ben bugüne bugün interaktif bir dizide oynuyorum. Bana nasıl ceza kesersiniz? Bir dakika. Ben bu seyirciye sorma fikrine katılamayacağım. Yapımcımızın da izin vereceğini sanmam. Katil bir an önce ortaya çıkmalı artık. Bu cinayetleri neden işlediğini anlatmalı. Seyirci katilin ruh halini daha çok merak ediyordur bence. Emel'e katılıyorum arkadaşlar. Rating kuruna dizi filmi yarışmaya çeviriyoruz. Bizim işimiz bu olmamalı. Televizyonda yeterince yarışma programı var zaten. Desteklediğin için teşekkür ederim Ahmet. Rica ederim. Tamam, öyleyse bugünlük toplantımız burada bitmiştir arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle. Ben de gidiyorum. Çoktandır biz bize konuşamıyoruz hemen. Ne olur yanlış anlama beni. Senin de buna ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Bu akşam neden bize gelmiyorsun? Size mi? Tabii... Çok sevinirim Zehra. Yavuz boşanma davasını açmıştır. Ondan da bilgi alırsın. Tamam, anlaştık. Biraz işim var, onları halledip gelirim. Saat tam 8'de. Peki, Yavuz'un pişirdiği nefis yemeklerden mahrum kalmak istemem. Aynı olay tekrarlanıyor. Yine bir yemek daveti. Zehra yine orada kalmam için ısrar edecek. Sıradaki kim? Yoksa ben miyim? Orhan ne yapıyor acaba? Beni ortadan kaldırmaya mı hazırlanıyor? Oo, Yavuz! Yine bütün marifetini sergilemişsin. Yemekler nefis. Teşekkür ederim Emel. Afiyet olsun. Ne yaptın? Boşanma davasını açabildin mi? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Emel. İkinci vekaletname de garip biçimde kayboldu. Nasıl? Bu nasıl olur Yavuz? Aman canım, bırakın şimdi vekaletname işini. Her şerde bir hayır vardır derler. Bu geceyi kendimize ayıralım. Eğlenmeyi unuttuk neredeyse. Bu gece bizdesin Emel. Hiçbir yere bırakmayız seni. Tanrım, her şey beklediğim gibi. Buradan çıkmamı engelliyor. Korkarım yine telefon çalacak. Zehra bakacak ve yanlış numara olduğunu söyleyecek. Telefon. Ay. Evet. Benim cep telefonum. Alo. Emel. Efendim anne. Emel kızım. Baban kendini iyi hissetmiyor. Hemen gelebilir misin? Geliyorum anne. Birazdan evde olurum. Ne olmuş Emel? Babam rahatsızlanmış. Bir an önce gitmeliyim. Sakin ol. Biz de seninle geliyoruz. Evet. Babam nerede? Gel kızım gel. Buradayım. Babacığım. Komiserim. Sizin ne işiniz var burada? Orhan. Herkes burada. Ne oluyor söyler misiniz? Size bir sürprizimiz daha var Emel Hanım. Bakın. Cengiz Bey. Cengiz Bey siz yaşıyorsunuz. İnanamıyorum. Bütün bunlar ne demek? Kimse bana bir şey söylemeyecek mi? Oturun ve soluklanın Emel Hanım. Sizin kafanızdaki sorulardan bende binlercesi var. Sorularımın cevaplarına ulaştıkça olayın iç yüzünü hep birlikte anlayacağız. Sizden başlayalım Cengiz Bey.
Öncelikle sizi sağ salim gördüğüm için mutlu olduğumu belirtmeliyim. Ama aniden kaybolmanızla ilgili olarak anlatacaklarınız vardır sanıyorum. Olayın bu aşamaya geleceğini tahmin ediyordum doğrusu. Nasıl başlamalıyım bilemiyorum. Aslında kaybolmamı Orhan istedi. Bu da ne demek? Emel Hanım'ın sorusu çok yerinde. Aslında gitmek benim düşüncemdi. Daha doğrusu gitmek zorundaydım. Komiserim, belki araştırmalarınız sonucunda öğrenmişsinizdir. Benim hayatta annemden başka kimsem yok. Onu da işlerimin yoğunluğu yüzünden uzun zamandır görememiştim. Anadolu'da bir dağ köyünde yaşıyor. Evet, devam edin lütfen. Bir süre önce annemin hasta olduğunu öğrendim. O an hissettiklerimi anlatabilmem çok güç. Mutlaka anneme gitmeliydim. Kendimi bağışlatmalıydım. Onu yıllardır ihmal etmemin acısını hala yaşıyorum. Bu anlattıklarımı size çocukça geleceğini biliyorum komiserim. Burada şehir yaşantısı içinde filmlerde oynuyoruz. Filmler yönetiyoruz. Büyük işler yapıyoruz ama hepimiz küçük insanlarız işte. Gitmenizi anlıyorum Cengiz Bey. Habersiz gidişinizi anlayamıyorum. Cengiz Bey'in söylediği gibi bu benim isteğimdi komiserim. Benim yaptıklarım da belki çocukçaydı ama çaresizlik insana her şeyi yaptırabiliyor. Karımı çok seviyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Bir dönem neredeyse bütün değerlerimi yitirdim. Benim için geçici bir süreçti bu. Düzelmeliydim ve Emel'i yeniden kazanmalıydım. Cengiz'in gidişini fırsat bilip kendimi Emel'e kanıtlayabileceğimi, onun gözünde yücelebileceğimi düşündüm. Nasılsa Cengiz ortaya çıkacaktı. Emel de sonunda hem benim masum olduğumu anlayacak, hem de kurduğum planla zekama yeniden hayran kalacaktı. Korkarım aynı şeyi ben de söyleyeceğim. Bu anlattıklarınız çok çocukça şeyler. Haklısınız. Ama hepimizin korkuları, zaafları var komiserim. Ya olabilir. Bunlar insani şeyler. İsterseniz şu silah sesinden başlayalım. Cengiz Bey'in kaybolduğu akşam evinden bir el silah sesi duyuyor komşuları. Kurduğumuz oyunun başlangıcıydı bu. Kuru sıkı tabancaydı komiserim. Bakın yanımda getirdim. Herkesin Cengiz Bey'in başına kötü bir şey geldiğine inanmasını istedim. Cengiz'e oyunun gerekçelerini anlatınca beni anlayışla karşıladı ve oyuna katıldı. Oyun ha? Demek oyundu ha? Beni kazanmak isterken büsbütün kaybedebileceğini hiç düşünmedin mi Orhan? Soruları bana bırakın Emel Hanım. Peki, bir şişe açılmış şarap, üzerinde parmak izi olmayan iki kadeh, sonra yerdeki o halı. Komiserim, gördüğünüz gibi ortada cinayet yok. Siz de olmayan bir cinayeti sorguluyorsunuz. Oyunum buydu işte. Hem aklınızı karıştırmak hem de şüpheyi üstüme çekmek istemiştim. Şarabı açtık ama içmedik. Şişedeki kadehlerdeki parmak izlerini özellikle sildim tabii. Sonra evden getirdiğim o küçük halıyı görünür bir yere serdim ve evden çıktık. Oraya Emel'le birlikte gideceğinizi tahmin ediyordum. Karımın iyi tanıdığı bir şey olsun istedim. Amacım bu tür karışıklıklar yaratıp zaman kazanmaktı. Peki sizce var olmayan bir cinayeti sorgulamak nasıl bir duygu? Sorularım bitmedi henüz. Şu elimde tuttuğum iki kelimelik pusulaya ne diyeceksiniz? Sıra kimde sözcükleri ne anlama geliyor? Onu posta kutusuna ben bıraktım komiserim. Sen mi? Sen de mi bu oyunun içindeydin Zehra? Evet Emel. Orhan'la bir akşam yemeğe çıktık. Bana seni ne kadar çok sevdiğini, yeniden gönlünü kazanması için ona yardım etmem gerektiğini anlattı. İkinizi de çok seviyorum. Hem ben sizin nikah şahidiniz olmuştum. Evliliğinizin bitmesini hiçbir zaman kabul edemedim. Ve Orhan'ın oyununa seve seve katıldım. Peki Yavuz'un bürosundan kaybolan vekaletnameler? Hiçbir belge kaybolmadı Emel. Hepsi büromdaki dosyada duruyor. Gördünüz değil mi komiserim? Her şey masum bir oyundu. Olaya bir de şu açıdan bakalım Orhan Bey. Olmayan bir cinayeti araştırmaya başlamamız size ne kazandırdı? Açıklamaya çalışacağım ama bunu ifade edebilmem çok güç. Yalnızca Emel anlayabilir benim ne yapmaya çalıştığımı. Biliyorsunuz yazdığım cinayet öykülerinde suçlular geride hiçbir ipucu bırakmadığı için polise yakalanmıyor. Aslına bakarsanız ben bir cinayet işledim. Evet, Cengiz Bey'i öldürdüm ve onu bir dağ köyüne götürüp sakladım. Üstelik cinayeti gizlice işlemedim. İşte şu tabancayla öldürdüm ve silah sesini tüm komşuları duydu. Ama cinayeti ustaca kurguladığım ve ipucu bırakmadığım için siz beni tutuklayamadınız. Kağıt üzerinde işlenen bir cinayette ipucu bırakmamayı marifet mi sayıyorsunuz siz? Tüm yazarlar cinayetleri kağıt üzerinde işler komiserim. Benim işim edebiyatın gerçekleriyle değil, yaşamın gerçekleriyle ilgili. Gerçek bir cinayet işlemiş olsaydınız farkına varamadığınız bir ayrıntı benim için kuvvetli bir delil olabilirdi. Bakın komiserim, milyonlarca kişi senaryosunu yazdığım polisiye diziyi, yani kağıt üzerinde yaratılan bir olayı izliyor aslında. Her şey yaşamdan birebir alınsaydı bu denli ilgilerini çekmeyebilirdi. Bu gerçekliği yok sayamazsınız herhalde. Yok sayamam, doğru. Ama bir oyunu da gerçek diye kabul edemem.
Aslında hepimizin hayatı küçük oyunlardan oluşmuyor mu komiserim? Bence ortada büyütülecek bir şey yok. Beni arıyordunuz, buldunuz işte. Görüldüğü gibi Orhan da bir katil değil. Bundan sonra önemli olan Emel'le Orhan'ın mutluluğu. Şey, Emel, karım olduğun için sana evlenme teklif edemem. Ama seni seviyorum. Evliliğimizin sürmesini istiyorum. Hatalarımın farkındayım ve bir daha seni üzmeyeceğim. Kabul eder misin? Bana söz kalmıyor galiba. Ya durun biraz durun. Orhan Bey'in polisi oyaladığı için tutuklanması gerekir. Komiserim hem de böyle mutlu bir anda. Ha? Peki tamam. Şimdilik erteliyorum. Kemanım nerede hanım? Burada. Tamam şimdi. Evet, şimdi size Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısını çalacağım. Bir bahar akşamı rastladım size. Herkes söyleyecek ha, tamam mı? Tamam. Bakın. Bu şarkı sevgiliye siz diye seslenir. Bu incelik hayatınızdan hiç eksik olmasın. He? Hadi bakalım başlıyoruz. Bir bahar akşamı rastladım size. Bir bahar akşamı rastladım. Oyun ve Gerçek. Yusuf Köksal'ın yazdığı oyunun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Yılında yapılan radyo oyunu yarışmasında Arkası Yarın dalında mansiyon kazanan oyunu sunduk.